Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, Şenol Babuşçu arkadaşlar, eski Ziraat Bankası yöneticisi kendisi ee, bir yorum yaptı durumla alakalı. Biliyorsunuz geçtiğimiz vakitlerde 27 Temmuz e, olması lazım. Binance CEO'su CZ ile Hazine ve Maliye Bakanımız. Nebati, Nurettin Nebati arkadaşlar kendileri bir görüşme yaptılar. Bundan birkaç gün sonra CZ aslında kızar bir tavırla, sitem eder bir tavırla kendisinden likiditenin bölünmesini, likidite havuzunun bölünmesi talebinin bir ülkeden geldiğini ve bunun çok kötü bir fikir olduğunu belirtmişti. Biz de bunun üzerine konuştuk zaten büyük ihtimalle bu istek Türkiye'den <laughs> ve bu Bizzat bizden e, ne batiden geldi diye e, Şenol Babuşçu da aynı yorumu yaptı arkadaşlar. Türkiye'nin finanstan likidite kanalı talep ettiğini e, kendisi belirtmiş. E, yani bu isteğin Türkiye'den gelme, gelmiş olma ihtimali oldukça yüksek. Tabii ki Cz bunu beğenmedi çünkü likidite havuzundaki e, bölünme, nihayetinde toplu çekimlerde, balina hareketlerinde vesaire. Ciddi şekilde sıfırlanmalara ve USDC'de gördüğümüz gibi çöküş hareketlerine dahi yol açabilir. O yüzden kesinlikle teknik bakımdan toplu tutmak daha mantıklı arkadaşlar. Şenol Babuşçu da bu şekilde görüşünü bildirmiş oldu olaya dair. Bakalım diğer görüşmeler ne olacak ne bitecek ama ben de açıkçası bu isteği hiç mantıklı bulmadım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.